Delirdin mi sen? Kızların yanında nasıl davranman gerektiğini bilmiyor musun? Daha dikkatli olmalısın. Niye benim kendime hakim olmam gerekiyormuş? Ne yaptım ki ben? Benim bir suçum yok. Ayrıca o kız kağıt gibiydi. İnsan biraz sağlam durur. Öyle üfleyince savrulmaz. Orada kaç kadavra olduğunu gördün. O cesetlerin ne kadar mikrop barındırdığını tahmin edersin. Ya kadavranın üzerine düşseydi? Ne olmuş? Ceset onu diri diri yer miydi yani? Kanser mi olurdu, ölür müydü? Sen varsın ya abi. Onları kurtarırsın. Hasan! Oo! Bu bizim köylü kız. Hoş geldin, hoş geldin. Bu senin için bayram olmalı, öyle değil mi? Bir kıdemlinin kollarına düşmek eğlenceliydi mutlaka, ha? Tebrik ederim. Çok iyiydin, ha? Ha? Hacı Esta. Bu yaptığın şeye cevabımdı. Böyle bir şeye köyümde yeltenmiş olsaydın tokat değil kurşun sıkılırdı. Bu deliği kontrol altında tut. Ona dersini vereceğim, bırak beni. Kasa, bırak dedim. Geri çekil. Çekil yolundan. Bu olanlara sen sebep oldun. Ben mi? Ben ne yaptım ki? Anlamını sağlamaya çalışıyorum. Anlamını sağlamıyorsun. Beni rezil ediyorsun sadece. Hasan, kendine hakim ol. Dokunma bana. Sus! Ne bakıyorsunuz? Herkes sınıfına gitsin hadi. Sen delirdin mi? Bırak beni. Gerçekten aklını mı kaçırdın? Burası üniversite. Anne babamızın saygınlığı söz konusu. Delirdin. Ne yapmaya çalışıyorsun? Evet, aklımı kaçırdım. Ona dersini vereceğim. Bırak da gideyim. Yürü. Bırak gideyim. Git dedim sana. Gitmiyorum. Yolumdan çekil dedim ben abi. Yürü, bırak git beni. Buradan. Yeter. Gitar, dokunma. Git. Yeter. Sen delirmişsin. Küçük bir olaydan haberiniz olduysa daha büyüğünden haberdar olmamanız mümkün mü? Ben de buraya gelip size her şeyi anlatmak istedim. Tamam kızım, otur anlat bana. Buraya oturmaya gelmedim efendim. Oğlunuz hakkında şikayetçi olmaya da gelmedim. Sadece küçük bir ricam var. Tamam, söyle lütfen. Size daha önce de söyledim efendim. Bu tıp fakültesi bana gümüş tepsi içinde sunulmadı. Bunun için dağların o katı kanunlarıyla, örf ve adetleriyle boğuştum. Burada olabilmek için sayısız engeli aştım. Aha, evet biliyorum. Bunları daha önce de söylemiştim.
Efendim, Hasan'ın söylediklerini tahammül etmem imkansızdı. Yaşattığı utanç bunu gerektirdiği için ona el kaldırdım. O kıdemli öğrenci neydi adı? Hadi. Sınıfta beni oturttu. Bu tamamen bir refleks sonucuydu. Bunda onun hiçbir suçu yok. Ama efendim, eğer bu olay evime, aileme ulaşırsa o zaman ben... Tamam, sen merak etme kızım. Karma eğitim olunca böyle ufak tefek hadiseler olabiliyor tabii. Ama sen de tepki verirken dikkatli olmalıydın. Hasan hatalı olsa bile. Hasan o sözleri orada yanlışlıkla sarf etmedi. Efendim, ben sadece diplomamı alıp köyüme dönmek istiyorum. Memleketlilerim her gün doktor yolu gözlüyor. İnsanlarım acı çekiyor, bakımsızlıktan ölüyorlar. Efendim lütfen, lütfen hakkımda bir işlem yapmayın, size yalvarıyorum. Benim böyle bir şey yapacağımı kim söyledi? Ben yetenekli öğrencileri takdir eden biriyim. Tamam, sen dikkatini derslerine ver lütfen. Hasan'la ben ilgilenirim. Bir de bundan kimseye söz etmemeni istiyorum. Daha sonra yine konuşuruz. Teşekkür ederim efendim. Hasan. Beni şaşırtıyorsun Hadi. O kız kardeşini üniversitenin ortasında tokatladı. Ama sen hala onu savunuyorsun. Çünkü hatalı olan kardeşimdi. Bir kıza öyle şeyler söylediği için kendinden utanması gerekir. Hasan yanlış bir şey söylemedi Hadi. Sen orada o kızı tuttun. Bunu kabul et artık. Daha fazla inkar etme. Aptalca bir şeyi daha duymak istemiyorum. Eve döneceksen arabaya bin, yoksa ben gidiyorum. Bana dürüst ol Hadi. Verdiğin bu garip tepki sadece o köylü kızı için mi, yoksa her kıza böyle mi bakıyorsun? Sen ciddi misin? Sanki beni herkesten iyi tanırsın ha? Bir de açıklamamı istiyorsun. Teklifime cevap vermedin. Sessiz kalmayı tercih ettin. Benden ne düşünmemi istiyorsun? Bu konuda senden benzer bir tepki vermeni isterdim Hadi. Açık sözlü olmanı. Hasan'la sen ilgilen. Bu iş ailemin kulağına gitmesin. Yoksa düş kırıklığına uğrarlar. O kız üniversitenin ortasında kardeşini tokatladı. Ne sanıyorsun Hadi? Bu olayın gerçekten sır kalacağını mı? Dayımla yengemin burada bir sürü muhalifi var. Bu konu bütün üniversiteye yayılacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.